Selamun aleyküm Almanya'da gurbetçi ailenin gönül dostları. Hoş geldiniz efendim evimize. Hoş geldiniz can dostlar. Almanya'da gurbetçi ailenin evine böyle konuşulur Selma. Tamam Ercan, öyle konuş. Evet canlar, valla bugün hafta sonu. Hafta sonu olunca biliyorsunuz bizim evde illa bir kahvaltı olayı oluyor. Önce kahve ama. Evet Ercan içti kahvesini. Ben daha almadım kahve. Valla ancak içeyim falan dedim. Dün de herhalde fazla kaçırmışım ya, midemde bir rahatsızlık var dedim, kahve falan içmedim. Az Selma sen de kahveyi her bir şey. Evet dün gece biraz fazla, bir de geç yattık. Erken kalkıyoruz ister istemez kıymetli dostlar. Bugün de pazar, ne yapalım kavgası var bizim evimizde. Pazar olunca öyle olur. Herkes, bütün çoluk çocuk evde ya. Şimdi herkesin bir değişik fikri var. Ercan Bey'e ne yapacağız? Dur şöyle suyunu alayım. Efendim Ercan'ın canı böyle turşu kavurma istemiş. Fasulye. Fasulye kavurması istemiş. Onun için ona fasulye çıkarttım. İki tane soğan şimdi doğrayacağım. Onu pişireceğim. Onun acelesi yok. O 5 dakikada olur. Talha da börek istemiş. Anne dedi bana börek yapar mısın? Ben de dedim ki aman oğlum yapayım dedim. İstediğim börek olsun dedim. Evet canlar biliyorsunuz ben yufka çıkarmıştım. Şey yaparım diye. Börek yapacaktım. Tava böreği. Talha'ya da hemencecik tava böreği yapacağım. Kızlar o kadar basit ki. Ay düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Siz boyutu, tavanızın boyutunu büyütebilirsiniz. Yufkanızın miktarını büyütebilirsiniz. Hatta içine koyacağınız malzemelerin bile miktarını size kalmış. Yani nasıl seviyorsunuz? Çocuğunuz sucuklu mu seviyor? Siz söyleyin. Peynirli mi? Kaşar peynirli mi? Vallahi canlar ben maydanozla beyaz peynir katacağım. İçine Ercan doğrayabilirse maydanozları mini küçük küçük doğra hayır. Ben de onu diyecektim. Sen benim mutfağa niye çağırdın Selma? Sen maydanozları doğra acıktım diyor. Benim bir gün boşum var Selma. Sen benim mutfağa niye soruyor ki bugün? Ya hayatım hadi bir elin çalışsın. Canlar ben buna sos hazırlayacağım. Sosu için bana ne lazım biliyor musunuz? Aha bu kadar süt. Nasıl doğrayayım sen ona göre söyle. Biraz zeytinyağı. Normal elinde işte minik minik doğra. Tahtada doğramayın mı? Yok yok elinde doğra ne olacak? 3 tane yumurta, bir hemen hemen bir su bardağı kadar süt koyarım kızlar. Böyle yarım çay bardağı da bu yağdan koyarım. İçine azıcık da karbonat atacağım bu sosun. Bunun üzerine dökeceğim. Alt üstü içine de peynirli maydanoz karışımından katacağım. Ondan sonra da ne yapacağız? Çocuklar yiyecek efendim. Olay bu işte. 3 yumurtamı şöyle iyice çırpayım. Bakın böyle iyice çırptım. Hem çok çırpılırsa kokusu da olmuyor biliyorsunuz mu? Ha ben sütümü göz kararı ayarlayacağım. Siz yani bir bardak falan bir de yufkanıza göre değişir. Allah Selma. Ne bağırıyorsun hayatım ne oldu? Parmağı kestim ya. Sen parmak kesme sus hadi uydurma. Kim? Bana benden uyarmayacak da. Benden uyarmayacak da arkadaşlara susun dedim ha. Vallahi Selma hiç korkmuyor ya parmak gitti mi gitmedi yani mi diye. Olacaksa her tane şey. Hastası parmak değil mi? Ne olacak? Yani 9 tane daha var. Aynen öyle. Aşk olsun ha kendi hemen öyle bağırsaydı var ya ben hemen her şeyi bırakır bakardım ha. Abba vay. Ben diyorum ya koca olmaz zor ya zor. Zor. İçine evet, bir tane de pak pulvi atacağım kızlar. Pak pulverlerim buradaydı benim. Evet can dostlar. Burada vanilya var mı? Burada. Maydanoz maydanoz doğrayabilmeyen bacılarım. Bakın ben size göstereyim. Hep batırmışsın hep. Çok da doğramana gerek yok. Bakın bacılar, kardeşler nasıl güzel doğruyorum. İşte böyle doğranıyor eyle. Bunu azıcık da yoğurt koyayım ya şöyle şey olsun. Benim şimdi fikirlerim, garış kuruş fikirlerim vardı. Selma bildiğin tariften şaşmayacaksın karıcığım. Tamam mı? Şöyle bir yemek kaşığı kadar da yoğurt koydum kızlar. Birazcık da tuz atayım. Vallahi elime sağlık ha. Yani direksiyonu sallıyorum ama mutfakta da çok muazzam, yemin ederim abi. Vallahi helal olsun bana, yemin ederim. Ben kendimi övmeyi sevmiyorum. Ama çok güzel yapıyorum. Selma. Efendim. Çatalla mı ezeceğim şeyi? Çatalla ezer, elinle çatalla ezer. Evet, çatal ezeceğim. Elimle niye batıracağım ki? Çatal varken. Evet hayatım, elinle. Bu kadar sos yeter. Yetmezse yaparız. Peyniri çok mu çıkardın?
Olsun, poğaça yaparız zaten de bir şey olur. Çok olmuş çünkü poğaçayı. Peki. Ben sana evet diyeyim, dostlar. Az az kullan, yarım yarım kullan diyorum ben sana her zaman. Şimdi bakın sosumu hazırladım kızlar. Gördünüz mü? Şimdi eyzü besmele çekeceğiz. Bu yufkamın üzerine. Eğer siz isterseniz bunun içine de yufkaları bandırıp bandırıp koyabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Şöyle yufkayı bakın. Şu şekilde. Aha bakın. Böyle de aktarabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Vallahi ben dedim bu sefer böyle olsun. Aman dedim öyle ıslanıyor böyle ıslanıyor. Elimi vurayım şöyle diyeyim. Hiç vallahi bugün neyse kız bir keyifsizim. Niye? Ben yanındayım. Niye keyifsizim ki? Böyle altını da azıcık yavaş altıya doğru açacağım kızlar. Evet bacılar. Aha bak gördünüz. Hep anneye gösterme kızım. Gel de şurada bir tut ya. Maydanozları doğradım. Peynirinden bunları güzelce ben ezdim. Karıştırıyorum arada. Gördünüz değil mi? Bak bilmeyen tamam, bacılar hayatım, bak ben, gördünüz tamam, nasıl yapıldığını. Ben hayatım. Evet arkadaşlar işte böyle bakın. Ne kadar pratik. Sizin çayınız demlenene kadar kızlar. İşte şimdi ne yapacağım? Ercan Bey'in doğradığı. Şöyle yapayım. Peynirle maydanoz. Tuzumuzu atmadım ha? Yok atmana gerek yok. Peynir zaten tuzlu Ercan. Ha, tamam okey. Bakın canlar gördünüz mü? Peyniri de böyle gelişi güzel içine. Siz bunu kaşar peynirli yapın. Kahvaltıya. İstediğiniz gibi ya hani size kalmış bir şey anladınız mı? Selma. Efendim Ercan. Soğanı doğrayayım mı? Yok ama onu ben doğrarım. Ben doğrarım. Ben senden daha ince doğruyorum. Ben elimde hemen 2 dakika doğrayayım. Kız ben de yapıyorum ne var? Allah Allah. Tamam Ercan doğra. Tavanın içine doğra. Tava nerede ki? Aha orada ha, çıkarttım. Şey minik minik mi şu? Ay fark etmez onun içinde kayboluyor zaten. Şey çiğ köfte gibi doğray mı? Yok 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 normal doğra. Standart. He dişe değsin. İyi tamam. Aman hepsini atıyorum ya şimdi ondan uğraşacağım azıcık azıcık ayıracağım. Bol peynirli olsun işte. Peynir yeriz ekmekten çok. Ben çok peyniri hepsini kattım kızlar. Siz hepsini katmayabilirsiniz. Şimdi bir bak bakayım. Bak. Anam sen de niyettin. O ne? Allah'ın gelin eyle canlar. Bakın Allah'ını severseniz. Soğana bakın. Bir de şuralar hep maydanoz etmiş. Ama kurban oldu. Ben sana dedim ki bir Ercan'cığım, dakika. Dur dur. Tamam bir dakika. Öyle değil Ercan bak. Şöyle yaptım şöyle şuralarını şöyle dörde şöyle böldüm yapacaksın. Ben, dörde böldüm. Dörde böldükten sonra tekrar içini böyle böyle yapacaksın. Ondan sonra da bak şöyle elin şurası tamam, var ya şurada. Tamam. Ben öyle yaptım bak, zaten. Ercan. Bak. Aha bak. Gel Tuğçe yaklaş. Bakın canlar gördünüz mü? Kız ben sana böyle doğrayayım mı dedim de sen dedin yok i̇şte dedin bakın, dişe değsin dedin. O zaman bu da işte bu dişe değil. Benim onlar çok kalın ben öyle şeyleri sevmem Ercan. Arada sırada gene böyle soğanı sanki birine gıcık olmuşsun gibi ona böyle yok, böyle yapmışsın gibi. Yok ben kimseye gıcık olmam. Ha iyi. Ben de olur. Ben olamam. Evet dostlar bakın. Peynir içimizde tamamdır. Şimdi üzerinin kalan hamurunu da şöyle elim temiz kız sabahtan belli suyun içinde zaten biz yiyoruz. Ben görmedim bilmiyorum. Ben biliyorum önemli olan o. Evet canlar. Şimdi ne yapacağız? Bakın kalan hamurumu yani yufkamı hamuru derken yanlış anlaşılmasın. Şöyle kalan yufkamı da şöyle üzerine gezdireceğim dostlar. Evet. Keşke altına biraz daha koysaydım. Sanki altına az koymuş gibi oldum. Size göstereceğim diye. Yufkayı mı? He. Yufkayı azıcık daha kalın kullansaydım. Yok altına az koyduk ya neyse. Bir şey olmaz. Gördünüz değil mi bacılar? Bak nasıl suları doğruyorum. Yani bilmeyen varsa öğrensinler. Aha canlar gel kızım. Bunu tarif olarak veriyoruz. Arkadaşlar baksın. Bakın canlar. Kalan iç sıvımı da bakın. Böyle kenarlarına doğru korkmayın aman Selma doldurdum falan demeyin hiçbir şey olmaz o onu çekiyor yufkalar vallahi aha hepsini de döktüm kızlar tam işte Selma efendim benim gözüm acıdı soğan acıymış ve bunu şimdi pişmeye bırakacağım canlar olay bitti. Sizin çayınız demlenene kadar diğer kahvaltılarınız şimdi şöyle altını önce bir ısıtalım ocağımızı ısınsın taşımız ısındıktan sonra altını kısacağız işte ayarınızı siz orta ateşte o kendi kendine böyle yavaş yavaş pişecek piştiği zaman zaten
şeyle, altını spatulayla veyahut da bıçakla kaldırarak kızardıysa öbür tarafını çevireceğiz. Orada piştikten sonra zaten sıcak sıcak çayın yanında tüketebiliriz değerli dostlar. Ver hayatım. Ver, o kalanı da 2 dakikada ben yapayım. Elini yıka, teşekkür ettim. Danka. Haftalığımı ver ama benim. Bak, o da iş yapıyorum. Sen yiyeceksin Ece. Ay gözlere bak, ne diyeceksin dostlar bak. Hı. Ağladım bak, gördün mü? Gözlerimi gözlerimi gösterdim. Kızlar böyle zaten biliyorsunuz da böyle elde doğramayı soru neden bacılarım aslında var ya, elde doğramak da kolay. Bakın şu ellerinizle dört parmağınızla soğanı oradan tutuyorsunuz. Şu tarafıyla da bastırıp da bıçağı şöyle getirip orada bırakıyorsunuz. Hem daha hızlı doğranıyor hem de boyutunu siz ayarlamış oluyorsunuz. Tahta daha kolay bacılar. Ondan sonra da bakın şöyle gelişi güzel, bakın bu şekilde kalan dibine çevire çevire çevire. Sena bunu ne zaman yapacağız? Onu anlatacağım. Her şeyi azıcık bekle bekle. Aa bekleyemem biliyorsun ben 7 ay. Tamam Ecan 7 ay bekleyemezmiş. 7 aylar. Yani bu turşu kavurmanın da biliyorsunuz makbülü çok soğandır. Biz 2 soğan yapmışız. Ben soğanı çok severim. Sena niye 2 soğan yaptın? Ercan bayağı ağlatmış soğanları, koca koca olmuş. Aman olsun biz yiyeceğiz. Misafir mi gelecek sanki? Gözümüz yandı. Misafir gelsin canım. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yiyecek değil mi can dostlar? Allah Allah. Şimdi bu kendi kendine Ercan, olacak. Ercan bu sütü dolaba gönder. Şimdi ben ne yapacağım? Yeşil fasulye için zeytinyağı koydum dostlar. Şöyle yani zeytinyağı derken ayçiçek yağı. Şöyle bolca koydum. Biz ben bol bol. Bol olacak. Bol kepçe değil mi? Vallahi ne yapayım? Ne olacak ki? Hey, Selman bak bak. Tamam ben açtım. Önce bir ısınsın tavada. Ortadan. Kısacağım. Sen şöyle gayet. Efendim şimdi soğanlarımız pempeleşene kadar kavuracağım. Soğanlarım pempeleştikten sonra da yeşil fasulyeyi içine göndereceğim. Biraz da yeşil fasulyenin kokusu çıkana kadar pişireceğim. Üzerine baharatını, yumurta kıracağım. Ondan sonra zaten biliyorsunuz da ben de size hani hem kahvaltı, hafta sonu kahvaltılarınıza değişik tarifler olsun dedim. Size bugün yeşil fasulyeyle bizim evimizde tava böreği vardır. Birazdan da zeytinimizi, peynirimizi çıkaracağız. Kızlar ne yapalım biliyor musunuz? Çayı demlendi miydi? Çayı demledim. Altı kaynadı mı bilmiyorum. Kaynamış mı? Yani şimdi ben ekmek falan ısıtacağız. Önce şuraları bir temizleyeyim. Anam dağınık görünce benim evimiz gıcık oluyor. Bana ben yapmadım bak kendi döküldüm. Ben ne yapayım? İlla oralar bir toplayacağım. Şurada iki bulaşık var. Onları da görünce tahammülüm olmuyor. Şu mutfaktan oraya. Öyle gıcık oluyor. Olsun. Önemli değil. Birbirimizle yine hani böyle kavga falan ediyoruz. Güzel oluyor. Tatlı oluyor. Sen uzak dur. Ben, ben düşeceğim. Ama istedim. Ben öyle düşeyim. Sen büyük oldun mu? Tutamaz değil mi? He. Küçük mutfak daha iyi arkadaşlar. Küçük mutfakta küçük mutluluklar efendim. Boş verin. Büyük mutfağın... Küçük mutfakta büyük mutluluklar. Ne demek küçük mutluluklar? Sen bana ne diyorsun büyük Allah mutfa- aşkına? Küçük mutfakta büyük mutluluklar. Ama diyorum. Sen küçük dedin. Hayır dinlersin. Tamam o zaman dediysem özür diliyorum. Sen küçük mutfakta büyük mutluluklar. Ay işte böyle. Yani bu işte yeter. Bu. Ne yapacaksın? Ama ya, kocaman ya. Mutfağın olacak. Elinde şeyle gezeceğim. Mikrofonla. Evcan. O bana orada. Aha işte yetiyor. Aman yeter. Ne yapacaksın? Küçük mutfağı idare edemiyor ki. Büyük mutfağı nasıl idare etsin? Hemen de laf. Neyse benim. Kızlar vlogumuz uzun sürmesin. Hadi bir şuraları bir halledelim. Evet canlar. Dur şimdi. Aa Evcan çalışıyor da hiç söyleme. Evet. Kızlar bakın. Böreğimi çevirdim. Selma böreği nasıl çevirdin derseniz arkadaşlar bakın. Şunu şu tabağımı şöyle koydum. Hani hamsi falan çeviriliyor ya. Çok böyle ters. Çeviriyorum. Ters. Ara sıra yırtılıyor, kırılıyor, dökülüyor. Aman bir şey olmaz. Ters çevirdiğiniz zaman o devamı pişiyor. Bakın buralara çatlıyor ister istemez. Aman midenize gidecek bir şey olmaz. Yok tekrardan şey. Efendim bakın öbür tarafı da pişiyor. Orada piştikte biraz daha pişsin. Zaten olsun, siz söyleyin. Tamam. Ondan sonra zaten pişmiş sayılır. Kızlar bakın biz fasulyemizi de attık. Fasulyemiz de bayağıdır pişiyor. Şimdi ben fasulyemin içine birazcık tereyağdan katacağım. Tereyağlı güzel oluyor biliyorsunuz. Baharat katacağım. Tereyağı yağlı olsun ya. Ya yedi miydi şimdi de Allah için. Birgül abla kızacak da bana. Doldur yağı doldur. Yok kızlar yağ fazla koyma. Anam bu da böyle Bülbül abla ne yapayım? Bunun da tadı böyle yağlı, baharatlı. Sonra da gelsin kilolar. Haklısın kızıyoruz ama duramıyoruz da. Yani içine sen ben karabiber atıyorum efendim. Yani baharatı seviyoruz biz içinde. Evinizde nasıl baharat varsa atın. Böyle yaprak biber atacağım.
Bolca da diyeceğim çünkü tatlı yaprak biberimiz. İçinde gözüksün aman. Biraz benim bu baharatlıklarım kirlenmiş kızlar. Şey bir tane tabak ver de şu domatesle salatalı. Dur hayatım dur şimdi dur. Biraz da şey yaptım. Kırmızı toz biberi attım. Sarımsak attın mı? Yok sarımsak atmadım. Niye be? Yok buna da sarımsak olmasın. Efendim. Böyle bakın gel kızım. Bol baharatlı oldu gördünüz mü? Daha karıştırdıkça baharatı çıkar bunun. Tuz atmadım. Birazdan tuzunu da atacağım. Ve yumurtasını kıracağım. Bakın bitti. Turşu kavurmamız da bitti. Kahvaltılarınızda size de böyle. Tabii ki Türkiye'deki hanımefendiler yüzde yapıyor. Yüzde bir milyon. Çeşit çeşit yapıyorlar da. Bir de benim elimden görsünler. Bakalım Selma nasıl yapıyor. Can dostlar bir de bizim burada saatler artık geriye alındı. Türkiye'de alınmadı ama Avrupa'da saatler geriye alındı. Evet. Türkiye ile Almanya ile Avrupa'nın arasında artık 2 saat var. Burada öğlen 12 ise Türkiye'de saat 2. Bunu da size bir bilgi olarak söylemek istedim. Evet Ercan ne güzel de bilgiler verdin. Ben aslında çok güzel konuşurum da bak ilham gidiyor. Evet kızlar bakın gel kızım. İşte fasulyemiz. Bu da hemen hemen oldu. Böreğimiz oldu kızlar. Masayı da hazırlayalım. Şimdi biz Tuğçe buradan bize peynir tabağı hazırlıyor. Teyzeleri bakın böyle. Bardağını alayım. Bardağını alalım. Bir de bardağı. Kız elinde bardakla geziyor kız. Çayla geziyor. Tabii azıcık sabret. Şimdi Tuğçe bize diyor ki anne şu mutfaktan çıkın da ben bir masayı hazırlayayım diyor. Evet. Ben işlerimi bitirdim. Böreğimi bir daha test çevireyim. Ondan sonra biraz daha şurasına bakayım kızarsın mı kızarmasın mı. Yani bitti. Kızlar hadi son rutuşlarla dediğim gibi o kadar basit ki bakın. Acıktım ben sayfalarımda. Kaç dakikanıza al hiçbir dakikanıza almış. 2 tane yufkaya hani bir paketin içinde 2 tane böyle adet tane tane yufkayı parçalayıp benim yaptığım gibi yapın. Acil misafirleri özellikle çalışan hanımlar. Allah'ına Talha gelsene şuraya. Gel annem. Bakın teyzeleri. Almanya'da Halüvün müdür nedir? Talha dışarıya çıkacak. Arkadaşları da çıkmış. Talha'cığım gel burada bir tane canavar var efendim. Şeyden cehennemden atlamış gelmiş. Tövbe estağfurullah. Ah şimdi arkadaşlarıyla çıkıp teyzeleri Halloween yapacaklarmış. Ne gerekse büyüdün oğlum diyoruz da dinlemiyor. Aa sen dün mü görecektin? Bizi öldürecek Talha. Hadi yüzünü göster. Yüzünü yakışıklı yüzünü görsünler. Selam ver. Hayırlı pazarlar de. Merhaba. Merhaba. Evet efendim. Şimdi kahvaltısını bekliyor. Bir an evveliyip de dışarıya çıkacakmış. Hadi kızlar ben şu son rutuşlarımı yapayım. Bakın böyle tabağa çev. Yeter Ercan. Bakın böyle tabağıma yine dibini şöyle yağladım. Gördünüz mü? Evet şimdi ne yapacağım? Geri bunu şöyle. Bakın o kadar basit kızlar artık. Şunu şöyle koyayım tabağımı. İşte 2-3 dakikada o tarafı pişsin. Dediğim gibi yırtağı, kırağı hiç önemli değil. Kız midene girecek hiçbir şey olmaz. 2-3 dakikada arka tarafı pişsin. Ondan sonra soframıza oturacağız. Şimdi ben şu fasulyemi yumurtalarını da kırayım canlar. Bakın hemencecik yumurta kırayım. Şuradan yumurta alıvereyim. Hadi Selma 2 saatte bir yemeğe çıkaramadın ortaya Selma. 3 tane yumurta yeter değil mi? Yeter fazla gerek yok. 3 tane de yumurta. 4 tane falan mı? Yok yeter çok yumurtalı olmasa. Gel kızım burayı göster. Evet. Tamam. Güzel. Vallahi evet güzel. Bakın canlı yumurtalarımız. İsterseniz siz yumurtalarınızı böyle tüm bırakabilirsiniz. Biz öyle sevmiyoruz. Biz böyle parçalı hani bu şekilde daha çok hoşumuza gidiyor. Bakın canlar şimdi bu böyle yumurtalarımı da karıştıracağım. Tuzunu neye attın mı sen? Hepsi var hepsi. Bakın şöyle. Dediğim gibi göz yumurtalarınızı kız. Misafirleriniz gelirse kız Selma ablacığım. Biz böyle daha havalı dursun turşu fasulyemiz. Yumurtaları tek tek ortalarına bırakın. Ağzına kapak koyun orada öyle pişsin. Hani daha görseli önem veriyorsanız. Biz mideye önem veriyoruz şu an ablacığım acıktık. Biz midemiz için pişsin de nasıl pişerse pişsin. Biz yeriz fark etmez. Kilomdan belli zaten. Ben severim böyle sen baharatlı. Pişmedi mi? Pişti Ercan pişti. Ne yapayım Seyma? Kızlar güzel olmadı mı Allah'ınızı? Gel hele kızım gel.
Bakın bakın canlar bakın yenmez mi kışı? Vallahi yenir. Aman. Yapın yapın yengiz. Vallahi bizim böreğimizin tavadan nasıl alındığını gördünüz. İçine attığımı gördünüz. Gördüm, şimdi gördüm. Böreğim de pişti. Gel yavrum. Neydi adı? Fasulyelerimiz pişti. Böreğimiz bitti canlar. Kızlar size bir şey daha söyleyeceğim. Benim Sude Naz'ım maalesef dün mü vlogda izlemiştiniz arkadaşlarıyla yemeğe gidecekti. Maalesef kızımın kolu herhalde kırılmış. Bileği yani. Gel kolunu bir göstersene. Arkadaşlar bakar mısınız Sude'ye? Sude'nin dün bütün gün hastanedeydi. Yüzü berbat anne diyor. Halim saçım başım dağınık tarayamadım. O yüzden sizden özür diliyor. Arkadan bir anne bu halde çıkmayayım dedi. Tamam yavrum dedim. Bütün gün doktorda bekledi. Doktor demiş ki kırık çıkık olduğunu anlayamıyorum. Röntgen yapmışlar. Bir hafta sonra tam belli olur demiş bileğindeki. Kırık mı çıkık mı? Bir hafta böyle bekleyeceksin demiş. Bakalım bir hafta sonra tekrar gidecek kırık çıkık olduğuna bakacağız. Çocuk da öyle oldu gördünüz mü? Görünmez kaza. Allah beterinden korusun efendim evlatlarımızı. Otobüsün kapısının içinde kalmış biliyor musunuz? Orada gitmiş. Vay şu otobüs şoförleri var ya var. Ah şu otobüs şoförleri ah. Adam birden kapıyı kapatıyor. Bu da inerken eli içeride kalıyor. Bunun da bilek zayıf ya hemen orada çıtlamış gitmiş. Neyse Allah'ın beterinden korusun. Tabii canım burası öyle. Olur, kızlar çene olur. Düştü. Vallahi düştü Zeynep. Ben uygun diye düşündüm. Hadi sofradayız şimdi. Evet gönül dostlar bizim soframız hazır. Kavurmamız bitti. Böreğimiz de bitti. Biz de acıktık. Bekliyoruz. Bir de çaylarımız gelirse sofraya oturacağız. Çoluk çocuğu da çağıralım. Güzel kahvaltılarını yapsınlar. Siz de kahvaltıdaysanız size çok çok afiyet olsun. Buyurun gelin dostlar hep beraber olsun. Sağ ol Selma. Oo Ercan Bey boğazı görünce sağ ollar mağullar şöyle bardağımı koyup. Ya kızlar bakar mısınız? Çok kibarım aslında. Bakın benim. Böreğimize gördünüz mü? Vallahi şahane oldu. Şimdi bundan böyle bir dilimle alacağız. Şöyle dilimleyeceğiz kızlar. Vallahi Bismillahirrahmanirrahim. Tabağı istiyorsan döndür. Yok şöyle alırım ya bir şey olmaz. Bakın canlar. Gördünüz mü? İçi de pişti. Tamam Ercan dur bir gösterelim daha ver diyor. Dur hayatım. Bakın kızlar. Şöyle size göstereyim. İçi de bakın su böreği gibi aynı vallahi bakın. Mutlaka kızlar. Biraz batırdık da olsun. Olsun. Tamam sen bana bir tane çıkacak. Yanında ya. Bıçak. İlla ama sıcak daha. Beklemen lazım daha içini çekmedi. Ya sen benim tadına bak. Değil mi arkadaşlar? Bak kahvaltı yapmıyorum ben tek kadına hani alıyorum. Efendim? Yok. İstiyorsa büyük çatal da alabilir babam. Ha büyük çatal vermedik yok, ama yok. Sıcak da hayatım. Tamam. Vallahi kesilmesi çok güzel. Kesilmesin. Ercan isterse kesilmesin ben şöyle elimle bile alır şunu şuradan koparır. Yürü. Olmuş arkadaşlar. Geçici çıkarmamışız. Olmuş geçin olmuş. Eline sağlık Selma. Afiyet olsun Ercan'cığım. İşte evet. Kızlar size de bir fikir olsun. Bir pazar gününüzde ailenize yani bir böyle tavada bir börek yapın. İsterseniz patatesle alakalı bir şeyler yapın. Yani kadının hayal gücüne kalmıştır biliyor musunuz? Ne yapayım? Hani kalkarsınız inanın bir iki soğanı doğrayın. İçine baharatları doldurun. Üzerine iki yumurta kırın. Soğanlamalı bir gün size onu da yapayım. Biz onu da çok seviyoruz. Soğanlı güzel bir soğanlama olsun. Yanına yumurta haşlarsınız. Atıyorum zeytininiz, peyniriniz. Allah ne verdiyse o gün için. Gerçekten bir annenin mutfağa girdiğinde aklında binlerce hayal olur. Evinde çok fazla malzeme olmasa bile bir anne her şeyden Allah'ım ona öyle bir içgüdü vermiş ki öyle bir bereket vermiştir ki sofrasına her şeyi çıkarır değerli dostlar. Ha bu benim düşüncemdi. Kızlar şimdi bize ne olsun biliyor musunuz? Afiyet olsun. Öznur'um buradan seni de çok öpüyorum. İşte böyle kızlar hadi bize afiyet olsun. Evet. Talha, Sude sofraya gelin. Görüşürüz. Ben çocukları sofraya toplayayım. Onların da karnını doyurun. Talha bekliyordu. Talha, Sude, Naz hadi yavrum. Hadi kızlar hadi bize afiyet olsun. Hepsini yaparım. Şurasını da alayım. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş elini parmağım. Kolumu kesme. Ops. Kesemedin 2 saatte Selma abi. Kestim. Ercan sert ayağı. Yok yapma. Canlar bizim kahvaltımız bitti.
kaldırdık, topladık. Ondan sonra tabağa geçtik. Şimdi de bir tatlı yapalım dedik. Kabak tatlısı yapalım dedik. Biliyorsunuz geçen markette de bunu size göstermiştim kızlar. Ondan sonra hatta şey Sefa'cığım buradan sana selam olsun ablacığım. Benim çok sevdiğim kıymetli bir kızla kardeşim var. Sürekli beni destekler. Geçen onunla konuştuk. Kabakları söyledi. Selma dedi bu kabağın dedi güzel tatlısı oluyor dedi. Ben de dedim evet Sefa'cığım dedim. Biliyorum dedim. Daha önceleri ben bunu kabuklarını soyarak yapmıştım efendim. Çok çabuk yumuşadığı için hani şey yapmadım uzak kalmıştım. Dün de Sefa dedi ki Sefa'nın annesi yani ama oğlunun adıyla bize destek olduğu için ismini söylemeyeceğim. Sefa'nın annesi diye hitap edeceğim. Sefa'nın annesi bana bir tarif verdi. Selma kabuklarını kesinlikle soyma dedi. Dilimle toz şekeri at üzerine beklesin dedi. Sonra da pişir bak dedi. O kadar güzel oluyor ki dedi. Şimdi ben Sefa'nın tarifini yapacağım efendim. Kabuğuna Sefa'nın annesinin. Evet kabukla birlikte. Allah. Hem zaten içi çok çabuk yumuşuyor kızlar. Bu kabakların hani görünüşü set gibi de inanın. Bismillahirrahmanirrahim. Mangoya benziyor. Pişince zaten yumuşuyor. Çok çabuk bir şekilde siz söyleyin pişiyor. Yani görünüşü sert ama ocağa girince... Ben keseyim gıdasını aldığım bıçağı çıkaramadım. Ben keseyim. Dur Ercan yaparım Allah aşkına dur. Olabilir. Herkül gücümüz yok ya anca ha şöyle böldüm. Aha kabak çekirdeği arkadaşlar gelin yiyek. Gelin kabak çekirdeği yiyelim. Aha kabak çekirdeği bunda oluyormuş. Evet Ercan'cığım kabak çekirdeği adı üstünde kabak ama bunun kabak çekirdeği olur mu bilmiyorum. Özel ekstra kabaklar var sırf çekirdeği olsun diye ekiliyor. Selma. Efendim. Türkiye'de olmuş olsa bunu güneşte burada güneş fazla yok. Vallahi kurut kabak çekirdeği arkadaşlar. Artık. Tuzu at fırına ver al sana tuzlu kabak çekirdeği. Yine canlar sizler hani bizim buralarda şeyde ben yine bunun içindeki çıkan çekirdeği atmam. Atma. Siz de atmayın özellikle Türkiye'deki bacılarım ve hani isteyenler bahçeleriniz falan varsa atın bahçelerinizi. Doğru bahçeye. Atın bahçelerinizi hani bir tohum tohumdur tutar tutar. Kabak. Tamam hayatım biliyoruz anam hiç görmedik kız biz bir şey bilmiyoruz ha. Siz bakmayın bize. Biz ilk defa gördük şaşırıyoruz. Onu şaşırmış yapalım. Aa bu ne? Kabak. Neyden çıktı bu kız? Ercan işte efendim her şeyi böyle abartıyor. Yine siz hani ne elinize geçerse geçsin gelecekteki nesillerimiz için atın ya toprağa. Toprak her şeyi kabul eder. Siz gömün gitsin şansınıza çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz. Ben hep öyle yap diyor. Biberlerim bile içinden çıkan tohumları bile kıyamıyor biliyorsunuz mu atmaya? Limonun çekirdeğini bile tutarsa diye atıyorum sağa sola böyle toprakların için efendim. Elimizi böyle geçtim hep toprağa taktın değil mi sen? Evet. Efendim ben bu kabağımın dışını bu şeyi bir güzel bebek yıkar gibi böyle fırçam var benim bunlar için yıkamak için falan. Güzelce iyice yıkadım ama bayağı bir yıkadım. Ondan sonra sirkeli suda bunu bıraktım bir kovanın içinde biraz da öyle beklettim sonra tekrar daha sirke kokusu gitmiş. Bir de öyle beklettim iyice yıkadım hijyen olsun diye değerli dostlar. Yani demek ki kız Selma onun kabuğuyla falan çok güzel bir şekilde ben onları hallettim değerli dostlar. Şimdi bu şekilde gelişi güzel değerli dostlar bakın. Sonra ben bunları şu şekillerde bakın. Cümle, bu şekillerde cümle. Yok küp küp. Şu içinin çekirdeklerini alıyorum kızlar. Doğraması da kolay. Bakın. Niye geçinde de beni bu kadar yordun ki böyle de kolay oluyordu. O biraz daha sert Ercan. Bunlar yumuşak. Bunlar bunları şu ay şeklinde bakın şöyle. Şöyle diyeyim. Şu şekillerde yapıp havuçla, kabakla, efendim böyle gümüşle yani sebzelerle tuzlayın, yağlayın, atın fırına kız bir güzel oluyor şunlar. Ben öyle yapıyorum bunu. Yani tavsiye ederim değerli dostlar. Daha dahtı çekirdeği. Evet. Bakın gördünüz mü değerli dostlar? İşte böyle. Ha Selva de sonuca geleyim değil mi? Uzatmayayım. Ben çok uzatıyorum çünkü biliyorum. Maşallah. Arkadaşlar ondan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bunun üzerine misal 3 kilo kabaktan yapıyorsanız 3 su bardağı şeker atın. Ben şimdi bu 1 kilo gelir mi? 1 kilo gelir. Rahatlıkla gelir. 1 kilo gelirse 1,5 su bardağı toz şeker. Eğer siz damak zevkiniz şekeri çok seviyorsa siz ona göre ayarlayın. Şurada minik yapma Selma. He? Minik yapmıştır şu şey kabakları. Olsun zaten onlar ölüyor.
Ben ne yapacağım? İşte ölmesin, böyle dişe değsin diyorum yerken diyorum, kabak çekeyim diye. Değil değil, dişine de diye. Sonra da dişim yok, yiyemedim dersin. Sus azıcık. Bunları biz alacağız, çöpe sakın atmayacağız efendim. İçinden aldığımız tohumları alırız. Bahçeye götürürüm, atarım bir yerine. Tabii ya. Öbür o kabuklarını da, hayvanlar var bizim burada. Şey, çöp yeri var. O çöp yeri nedir? Bu yiyecek şeyleri atılıyor efendim. Direkt bunu, anam orası evet, güzel olmadı olsun. Direkt şey, çöp biliyor hayvanlara yurt dışındaki gidiyor. Dostlar. Hayvanlara gidiyor. Onları da ben zaten götürüp oraya atıyorum. Öyle diyeyim canlar. Şimdi biyotone de tamam. Biyotone evet. Ben diyemiyorum işte. Ercan Bey orada bana yetişiyor. Evet dostlar, bakın bunları da böyle yaptım. Vallahi yardım edeceğim de çay içiyorum ben. Tamam, afiyet olsun için. Diyorum nasıl büyüyor hem de. Nimet değil. Görüyorsun değil mi bak. Kabağından tatlı, içinden çekirdek. Oy, yani var ya, biz insanoğlu var ya, aslında hiçbir şey değiliz. Nankörüz. Nankörüz. Yemin ederim hiçbir şey aslında. Her şeyin bize, nankörlüğünü yapıyoruz. Hiçbir şey layık değil aslında. Verilen nimetlere nankörlük yapıyoruz. Aynen ediyoruz. Öyle. Aynen öyle. Evet canlar öyle. Bakın işte. Bu şekilde ne yapacağım biliyor musunuz? Üzerine toz şeker dökeceğim. Gördünüz arkadaşlar nasıl doğradığımı ben. Üzerine şimdi ben bunun toz şeker dökeceğim. Ağzını folyayla kapatıp buzdolabına atacağım. Bir gece buzdolapta bunu uykuya yatıracağım efendim. Bunu bugün pişirmeyeceğim kızlar. Bir dahaki pişirdiğimde, yani bir dahaki vlogumda onun pişmiş halini görün. Ben bugün bunu yarına yollayacağım için, bugünkü vlogumu ben yarına yetiştireceğim için maalesef kabağın pişmiş halini göstermeyeceğim. Onu bir dahaki vlogda size göstereceğim. Evet. Sadece size de bir fikir olsun. Hani evinizde kabak falan varsa canlar. Siz de bardak yapın. Dedim, bardak da yapsın. Ercan'cığım ben biliyorum Ercan. 4-5 tane şu kaşıkla yani bardağı koduğum zaman unuttum. 4 mü oldu? 4-5 oldu böyle. Böyle 5 mi? 6. 7. Tamam. Efendim, bakın bu kadar da ben zaten göz kararı çalıştığım için size şey olsun diye, miktar olsun diye 1,5 su bardağı, ben el alışkanlığım olduğu için ben gözü kapalı attığımda tutturabiliyorum efendim lezzetini. Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım değerli dostlar. Buzdolabına atayım, orada beklesin. Pişireyim. Bir gün ama bekleyecek. Ertesi günü pişirdiğim zaman muhakkak size son halini tabii ki gösteririm değerli dostlar. İşte kızlar, ama ne iş bitiyor ne güç bitiyor. Ercan çayını aldı, içiyor. Ben de bir çay alacağım elime. Afiyet olsun bana. Siz de alın ya, alın çay için. Biraz da evde işlerim var kızlar. Çekeceğim temizlik işi de anam. Her vlogda hızlandırılmış temizlikler. Vallahi her vlogda var. Bakıyorum herkes almış eline süpürge. Ne yapsın kadınlar? Ya. Vlog dolduracaklar. Temizlik vlogları. Ben de dedim ki şimdi ben de çeksem, aman hızlandıracağım. Konuşma yok, bir şey yok. Ben süpüreceğim zaten. Yani biz şimdi de size söyleyelim. Ercan evleri süpürecek. Evet. Ben arkasından toz alacağım. Evet. Yerleri sileceğim. Evet. Ondan sonra çamaşırlarım var. Birikmiş kızlar. Aynen. Makineye çamaşır atacağım. Aynen. Bayağı Talha'nın çamaşırları olmuş. Aynen. Birkaç nevresim değiştirme olaylarım olacak. Onları evet, falan yapacağım. Önce o nevresimi, onu bunu değiştirip en sona süpürge yaptıracağım. Yani anlayacağınız, biriktirmiş biriktirmiş, Ercan'ın evde kalacağı günü beklemiş. Bu kadar basit. Saymana gerek yok. Cam açık. Millet duyacak sesini. Duyan da bir şey var zanneder. Abartma o kadar. Hakikaten dediğin gibi bugün komiser polis çağıracak. Hayır, öyle bahsedelim. Ama öyle bir bağırıyorsun ki sanki kavga ediyorsun. Kavgaya gidiyorsun. Ben bağırması Selma, benim sesim tonu mu? Ya ses tonunu ayarlayabilirsin. Bak ben artık nasıl ayarlıyorum. Elinde çay, sabahtan belli. Çayım bitti. Talha bağırma. Bakın geziyor. Talha da orada PlayStation oynuyor. O orada bağırıyor. Hafta sonu anam ne yapalım? Hepinizin evi öyle. Kız olsun. Evleriniz hep bağırıyor. Varsın çoluğunuz çocuğunuz. Beş olsun tabii ya. Çoluğunuz çocuğunuz bağırsın çağırsın. Varsın kırılsın dökülsün. Her şey olur. Yani, yeter ki sağlığınız iyi yani, olsun. Boş yani takmayın. Yaşlandım, onu bile özleriz. Ben konuşurken sen sussan, ben sen konuşunca, çünkü ben susuyorum hayatım. Ben şimdi sustum. Tamam. Yani canlar, hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Bugününüze bakın ya. Sağlığınız yerinde mi? Çoluk çocuk orada hopluyor zıplıyor. Sesleri geliyor mu? Vallahi strese girmeyin. Benden size söylemesi. Ne gireceksin ya bacım? Yani bugününüze şükredin. Her geçen günümüz diğerinden farklı geliyor. Dikkat edin. İnanın bakın. Her şeyin tadı başkadır. Çocuğun ağlaması, bağırması. Yani yaşlandım. Vay, yemin ederim evde ses olmayınca var ya, o zaman da insan kafayı yiyor.
Bırak bağırsın. Yemin ederim bağırsın. Hiç umurumda bile değil. Nasıl Selma her gün bağırıyor? Hiç ıhlamıyor. Hasta oldun mu da kuzu kuzu yatıyor. Hiç sesi çıkmıyor. Dönüyor dolanıyor Selma. Vallahi iyi ki bir Selma da varmış. Yemin ederim. Canlar vallahi çoluğunuzu çocuğunuzu karısını döktüğünü aldırma gün gelir yapayalnız bir edi bir büdü kalırsınız yaşlanınca. Aa benim annemin 6 tane çocuğu var. Annem babam tek başına evdeler. Yani. 4 odalı evde 2 karı koca oturuyorlar. Yani. Gelen yok giden yok. Yani demek istediğim ararsınız. Evet gençlikte bizler de hani bu zamanda aman şu çocuk uyusun aman şu çocuk şöylesin. Aman bu dursun aman bu. İnanın hayat o kadar acımasız ki siz kendinize acımazsanız kimse size acımaz. Ben onu bunu derim. O yüzden de boş verin ya. Ev temiz. Aa şu var ya. Ben 5 dakika sonra kalkacak. Aman 10 dakika sonra kalksın. Ne olacak ki? Yani. Niye ben onu aman aman hemen yapayım? Canıma yazık. Zamanında çok yaptım. O kadar her şeyim disiplinli, düzgün olacak. Her yerim tertemiz ya, olacak. Ya. Şimdi valla bakın kaç zamandır fırın temizleyeceğim. Valla aman diyorum. Şimdi öyle diyorum. Aman dursun diyorum. Ne olacak? Temizlenir diyorum. Yüzeysel bir temizlik yapıyorum. Aslında onun camları çıkacak. Hep ciflemi, cif müf lazım da. İnanın bu aralar pek keyfim yok. Hiç canım istemiyor kızımlar yapma. Zaman öyle çabuk geçiyor ki hiç anlamıyorsun. Eskiden öyle mi olurdu? Ben var ya o bu şeyi kaldırırdım. Anam oranın dibiydi, altıydı. Aman dur orası derken dolaplara, dolapların üstlerine saldırırdım. Oraya, oraya. Anam bir yapardım. Sanki şey kışlık yazlık temizlik zannedersiniz. Ya o zaman enerjimiz varmış. Kız şimdi vallahi şuradan kalk şuraya otur deseler böyle bir gözlerine bakasınız geliyor kız. Gerçekten bakın. Çünkü zaman sizi yoruyor. Zamanında enerjimizi çok fazla harcıyoruz. Bir zaman sonra da o enerji bitiyor. Onun için bizden daha böyle genç olan kız kardeşlerim. Küçük çocuğu olan hanımefendiler. Sakin sakin olun. Çocuklarınızı yetiştirirken böyle içinize sine sine yetiştirin. Ah çabuk büyüsün demeyin çabuk çabuk. Yani dün Ercan onu diyor. Ay diyor Selma ben Orçun'un diyor nasıl büyüdüğünü hatırlamıyorum diyor. Tuğçe'nin nasıl büyüdüğünü hatırlamıyorum diyor. İnanın bakın bilmiyorduk. O kadar hani nasıl yetiştirdik, nasıl büyüttük kız bilmiyoruz. Bak Talha'da biraz bilinçliydik. Bilinçli anne babaydık. Talha'yı hatırlıyoruz. Ama diğer çocuklarda o kadar cahilsiniz, bilinçsizsiniz. Sizinle büyüdükleri için çocuklarınızın vallahi nasıl büyüdüklerini resimlere bakınca aa böyle mi yapmışız diye böyle kendi kendimize düşünüyoruz. Onun için kıymetli anneciler, anneler, babalar, gençler özellikle her şeyi içinize sine sine böyle seve seve sevgiyle aynen, yapın. Aynen, çocuğunuzla aynen. O iletişimi korun. Gerçekten yavaş, ileride pişman yavaş. Olursunuz. Böyle dostlar bizim vlogumuz çok uzun sürdü. Bugün size kahvaltımızı paylaştık. Bugün de böyle olsun canlar. Değil mi? Evet. İşte kabağımı da şimdi bakın şimdiden şekerim eriyor. Bu kendi suyunu salacak dostlar. Ben bunun ağzını kapatayım. Buzdolabıma atayım. Şu kalanları da dediğim gibi birazını Ercan'la bahçeye gönderim. Birazı kalan o şeyleri de çöpe atarım. Biyotone atarız efendim. Ondan sonra biz de ne yaparız? Yavaş yavaş kalkarım ben de parça parça işlerimin ucundan tutayım. Hadi siz de ev temizleyeceksiniz, ev süpürecekseniz süpürün, silecekseniz süpürün, sıraya koyun. Sizler de kolay gelsin temizliklerinize. Hepsini bir anda yapmayın, yorulmayın, sağlığınıza bakın. Yemin ederim sağlık çok çok önemli bir şey. Elbette ki sağlık önemli canlar. Bahar'cığım şey sana da selam olsun. İnşallah bir an evvel iyileşirsin kıymetli bacım. Buradan seni de çok öpüyorum. Çok geçmiş olsun. Evet değerli kıymetli abiler. Hanımefendiler, bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir vlog olmuştur. Efendim, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın. Gözünüzde yaş, evinize hüzün, keder girmesin efendim. Hiç, her şeyin en güzeli sizlerle olsun. Hani bir laf vardır, ayağınıza taş değmesin, gözünüzde yaş akmasın. Allah evlatlarınıza sağlıklı, hayırlı, amin. Güzel gelecekler nasip etsin. Evinize Halil İbrahim bolluk bereketi versin Yüce Mevlam. Değerli dostlar hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Gününüzün şeyine bakın. Geçin gidin. Akışına. Kıymetli dostlar evet gününüzün akışına bakın. Değil mi Ercan'cığım? Evet. Hadi hoşçakalın. Son anda. Ağlayacak beni konuştukça. Hoşçakalın can dostlar. Hoşçakalın dostça kalın. Biz izlediğiniz çok çok teşekkür ederiz. Almanya'daki gurbetçi aileye like yapmayı unutmayın. Yorumlarınızla ve abone olarak eşinizle dostlarınızla vloglarımızı paylaşırsanız gerçekten bize en büyük desteklerden biri olur. Hadi dostlar bir dahaki vlogda